çok güzel bir maç izliyorduk aslında. Maalesef. Yani Sivasspor'un da ortak olduğu, Beşiktaş'ın zorlandığı İlk ama... İlk yarıyı seyret, ikinci yarıyı seyret bana... Aynen. Aynı maç mı de yani. Kontralarla muhtemelen skoru arttırmaya gideceği veyahut da o fırsatları yakalayacağı çok güzel bir ikinci yarı izleyecektik. Ama o kırmızı kartla, hani haksız demiyorum kırmızı kart. Ben Fenerbahçe, Başakşehir maçının Gustavo'nun pozisyonunda değil, sinirlerin koptuğu 70'lerde bittiğini düşünüyorum. Evet. Dünkü maçında... golde değil, Gezzal'ın ortasında değil, gelen değil. Golde değil, Hakan'ın atıldığı anda bittiğini düşünüyorum. Yani benim yaklaşımım bu. Her haksızlıkta her şey bitmiyor. Yani haksızlığa karşı da mücadele etmek sadece bir tartışmanın, kavganın, gürültünün içine girmek değil. Yani yazık oldu. Dünkü maç dediğin gibi ilk yarısı itibariyle çok şey vaat ediyordu bize. Hop oturup hop kalktık ilk yarıda. Güzel maç oluyordu, evet. Mensa 6 pastan dışarı attı. Direkten döndü. Yatabani'nin kafası var. Max Gradel sıkıntı yaratmaya başladı falan. Sonra bitti. Benim bak notlarımı göstereyim sana. Klasik. İşte meşhur Murat Kosova notları geliyor. Bir dakika, bu maç mı? Evet. Şöyle söyleyeyim. İlk yarının sonundan Hakan'ın kırmızı kartından gole kadar sadece değişiklikler ve bir tane Yasin'le Ersin bir topa girdi ya, Ersin kötü açıldı. Evet, evet. Bir tek onu yazmışım. Ha bir de Rozier'in üstten dışarı giden. Yani ona da hani gol pozisyonu diyemeyeceğim. Yani Beşiktaş hep normal 4-3-3 düzeninde oynuyor. Yani 1-6 numara 2-8 numara gibi. İşte o daha çok Josef, Atiba, Mensah oluyor mesela veya Dorukhan oluyor. Bu sefer Necip'in varlığından mı yoksa 4-2-3-1 oynamak için mi Necip tercih edildi? Onu yani hangisinin sebep, hangisinin sonuç olduğunu bilmiyorum. Ama bu sefer Beşiktaş iki defansif orta saha önde Mensah'la yani 4-2-3-1 gibi oynamayı tercih etti. Bu Sivasspor'dan kaynaklanıyor olabilir. Sergen Yalçın ne düşündü bilmiyorum. Bu Dorukhan acaba yeterince formda görünmedi. Necip'i oynatayım ama Necip'i 8 numara oynatamam. 6 numara oynatamam, oyunu kuramam düşüncesiyle Atiba Necip yan yana yapayım mı dedi acaba? Onu ben izlerken merak ettim. Tabii açıkçası. İkinci yarıda rakip 10 kişi kalınca... Yok, ikinci yarıyı söylemiyorum. Ben ilk yarı maç başlangıç yani biraz daha ortaya girdi Necip. Tabii evet. İki evet. Stoperin arasına. Üçlü hatta oldu. 3-4-3 gibi oldu. Gibi oldu, doğru. Beşiktaş ama dediğin gibi 11-11 oyunda... Yani geçen hani biz beraberdik. Bir sevgili seyircimiz söyledi ya, yani pozisyon üretemiyor diyorsunuz, en çok hala en çok gol atan takım. Doğru. Ama yani ama... bu yani ben de defalarca söylüyorum, Beşiktaş'ın en büyük anahtarı, en kritik gollerde hep Gezzal var. Evet. Beşiktaş oradan çözüyor işi daha çok. 6. asist oldu. Evet. Ve 6 asist de ortayla. İlginç. Evet, hepsi ve ortalar ama çok kaliteli ortalar. Dün beIN Sports'ta şöyle daha fazla da olabilirdi bak söyleyeyim. Tabii. beIN Sports'ta şöyle bir istatistik vardı. 24 isabetli ortanın 6'sı gol oluyor. Gezal 24 isabetli orta yapıyor şu ana kadar. 6'sı gol oluyor. Caner'in 42 idi galiba. 42 mi? 42 isabetli 5. ortası var. 5 asisti var. 5 asistin zaten 4'ü bu arada orta Caner'in. Yani 5'te 5 orta değil. 4 orta. Öyle bir detay vardı 42'de yani. 42'de 4. 42'de 4. Öbürü doğru. 42'de 4. Ne dedin? 26 mı? 24'te 6. 4'te 1. Neredeyse 2 katı. Evet. Gezzal'ın etkinliği evet. tartışılmaz. Yani hep diyorum ya, orta sahayı tok tutup, ki bu bence pozisyon üretmekte hala çok sıkıntısı var. Evet. Bu sadece bu maçta, işte Ankara Gücü maçını da gördük. Beşiktaş üzerine gelen takımlara daha rahat pozisyon üretiyor. Mesela ilk yarıda gol artı Mensah'ın pozisyonu var. İkinci yarıda çözülene kadar 10 kişiyle kapanan Sivas'a pozisyonu yok. 84'e kadar. Evet. Ondan sonra maç farklı bir yani noktaya geldi. Yani ilk yarıda da yine ilk pozisyon gol oldu. Sonra da Mensah'ın pozisyonu var. Evet. Yani doğru söylüyorsun. Orada çok değişen bir şey yok gerçekten. Yani işte oyunu biraz yeni Kuarejması Gezzal'dan evet. çözmeye çalışıyor. Ve Gezzal'ın asistlerinin golleri de bence çok değerli goller, dikkat edersen. Anlatabiliyor muyum? Mesela 3-0'dan anladım. 4-0'a götüren gol olmuyor. Hep açan veya geri çoğunlukla. Evet. Yani şimdi tam bakmak lazım. Evet evet, yok. Kritik şeyler. Yani şimdi bir kere son iki maçı o açtı. Ankara Gücü zaten 1-0 bitti. Doğru. Bu maç daha ilk ne gol. Zaten? Yani 6 puana gidiyor. 4 puan yaptı yani. Hani. Yani ekstradan 4 evet. puan getirdi adamın
iki tane evet, ortası. Evet, ötekiler yani de. Çok değerli asistler bile. Anladım anladım. Ama 5-1'ken orta yaparsın 6. Doğru. O değil yani. Çözüyor, işi çözüyor. Ama tabii bu ileride mesela şu ana kadar niye o kadar hani üstünde durulmadı bilmiyorum ama Gezzal'ın başını ağrıtacaktır bundan sonra. Ve Beşiktaş'ın dolayısıyla. Yani şimdi sen artık Gezzal'ı tanıyor herkes. Evet. Bu alıp soluna çektirmeyeceksin. Solunu kapayacaksın. Evet, anlatabiliyor muyum? Yani işte Quaresma'nın sahanı nasıl kapayamadılarsa. Yani göreceğiz. Hani, ama yani bir ekstra önlem gördün mü Gezzal'a şu ana kadar? Veya o kanadına Beşiktaş'ın? Yok yani veya belki düşünüldü de uygulanmadı bilmiyorum. Yani.